Sevgili izleyiciler, bugünkü Ankara Gücü Eyüpspor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Eyüpspor deplasmanda Ankara Gücü'nü 3-2 mağlup ederek ligdeki puanını 49'a yükselterek ligde 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi Ankara Gücü ise elde etmiş olduğu bu mağlubiyete rağmen 59 puanlı lig liderliğini sürdürdü. Bu hafta yani playoff potasında yer alan, yani ilk 4'te yer alan, haftaya girerken ilk 4'te yer alan takımların 3'ünün puan kaybettiği bir haftaya girdik. İstanbulspor'un berabere kalması Gençlerbirliği ile, Ümraniyespor'un yine Tuzlaspor'la berabere kalması, Ankara Gücü'nün bugün Eyüpspor'a 3-2 yenilmesinin arkasından playoff potasında yer alan takımların ilk 2 için biraz iştahın kabardığı bir haftaya gerekli bırakmış olduk. Bu maçın analizini yapmaya çalışacağız. Bugünkü maçı Ankara Gücü kalede Akın Alkan'la başladı. Savunma ikilisinde Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Abdüoğlu ile oynarken sağ bekte Erdem, sol bekte ise Yasin Güreler oynadı. Orta alanda ön libero pozisyonunda 6-8-10 formatında oynadı Ankara Gücü orta sahayı. 6 numarada Abdullah Durak, 8 numarada İshak Çakmak, 10 numarada Cihaz Sait oynarken kanatlarda ise bir kanatta Arayibi, diğer kanatta Atif Şeyşu, en uçta ise Oğuz 11 ile sahaya çıktı Ankara Gücü. Konuk Eyüpspor ise kalede bugün Çağlar Şahin Akbaba ile oynadı. Savunmada sağ bekte Popov oynarken sol bekte oynayan futbolcu bugün Bülent'ti. Savunma ikilisinde Jonathan ve Teddy oynarken orta alanda aslında biraz değişik bir oyun formatını gördük. Sezon başında bunu Zafer Hoca uygulatıyordu. Yani 3 tane 8 numarayla oynuyordu Eyüpspor sezon başında. Sonradan bu oyun formatını bozmuşlardı. 2-8 numarayla oynuyorlardı. Sonrasında tek 8 numara 6-8-10 formatına döndüğü dönem de olmuştu. Ama bugün yine çift 8 numaralı bir ön liberosu, çift 8 numaralı bir format gördük Eyüpspor'dan. Timur Temeltaş ve Taşkın İlter'in birlikte oynadığı bir orta saha ikilisi gördük. Yalnız burada da şöyle bir durum var. Yani Timur'un da aslında bir 10 numara orijinli bir oyuncu olduğunu düşünürsek, yani savunma yönü zayıf bir orta saha formatıyla çıkmıştı maçı Eyüpspor. 10 numara pozisyonunda ise bugün yeni transfer Oliver Thiel oynarken ileride ise bir tarafta Getson Rodriguez, diğer kanatta ise Oğulcan Çağlayan'la başlarken en uçta ise Umut Bulut 11 ile sahaya çıktı teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun Eyüpspor'u. Maç aslında şöyle başladı. Maçı 2-0'lık bir şok skorla başladı Eyüpspor. Önde baskı yaparak başladı. Yani rakip yarı alanında baskı yaptılar. Ankara Gücü'nün savunmadan topla çıkmasına engel oldular. Önce Getson Rodriguez'le, arkasından yine Getson Rodriguez'in bireysel çok büyük bir performans ortaya koydu bugün Getson Rodriguez Eyüpspor'da. Belki de galibiyetin en önemli pay sahiplerinden birisiydi Eyüpspor adına. İkinci golde özellikle önce Erdem'i, arkasından Yusuf'u ekarte ettikten sonra hani Oğulcan Çağlar'ı aldı at dercesine bir gol pozisyonunu hazırladı. Oğulcan da topu filelere göndererek Eyüpspor'u 2-0 öne geçirdi. İlk pozisyonda da Timur Temeltaş'ın yani hani 10 numara orijinli olmasından kaynaklı, yani savunma arkasında çok güzel bir top attı. Getson Rodriguez de sprinter özelliğiyle Yusuf Abdüoğlu'nu geçerek kaleci Akın'ı mağlup ederek takımın önüne geçirmişti. Skor 2-0 olduktan sonra Ankara Gücü ilerideki oyuncularını biraz daha oyuna ağırlığını koyduğunu görmeye başladık. Yani Cihaz Zahit olsun, Atif Şeyci olsun, Omusu olsun, Arayibi olsun, bu oyuncular orta sahayı daha yakınlaşarak oynadılar. Yani maçın başında çok orta sahayla ileri hat arasında Ankara Gücü'nün bir kopukluk vardı. 2-0'dan sonra Ankara Gücü'nün ilerideki dörtlüsü daha çok orta sahaya gelerek top almaya başlayınca bu sefer Eyüpspor da savunmasını ileriye doğru çıkartmaya başladı. Eyüpspor savunmayı ileriye doğru çıkartmaya başladığı zaman otomatik olarak savunma arkasında boşluklar oluştu. Buraları da Ankara Gücü özellikle bekleri Yasin Güreler ve Erdem Özgenç'i savunma arkasına koşular yaptırtarak Eyüpspor'un savunmasının arkasına iyi penetreler yaptılar ve pozisyonlar bulmaya başladı Ankara Gücü. İlk gol Sinan Osmanoğlu'nun enteresan bir pozisyondu tabii ki. Hakem ilk başta pozisyonu göremedi. Duran topta Erdem'in ortasında klasik Erdem asistlerinden birisi bugün daha ortaya çıktı. Erdem'in ortasında Sinan Osmanoğlu'nun aşırtma bombeli bir kafa vuruşu vardı. Top filelere gitti ama hakem pozisyonu göremedi çünkü filelerde yırtık vardı. Bu filelerdeki yırtıktan dolayı top dışarı çıkınca maçın hakemi topun dışarı çıktığını düşündü ama sonra 4. hakemin müdahale etmesiyle gol kararı verildi ve fark 1'e indi. Akabinde Ankara Gücü yine rakibine, yani oyunda ağırlığını hissettirmeye başladı ve biraz daha rakip yarı alanda görünmeye başladı.
İlerleyen dakikalarda da Owusu'nun, Atıf Şeycun'un yine bireysel performansıyla kazandırmış olduğu bir pozisyon neticesinde Owusu'nun vurduğu top savunmada Jonathan'a çarpıp tünelerle buluştu ve beraberlik golü geldi. Bu dakikadan sonra maçın ikinci yarısı, yani şunu da söylemek gerekiyor herhalde maçla ilgili. Bu sezon izlediğim en keyifli maçlardan birisiydi bu maç, Ankara Gücü Eyüpspor maçı. Her iki takımı da bu konuda tebrik etmek istiyorum. Yani teknik direktörler Mustafa Dalcı ve Hamza Hamzoğlu'nun da oyuna müdahaleleri, hamleleri, sahadaki taktik savaşı da kutlamaya değer. Yani takdire şayan bir taktik mücadelesi oldu saha içerisinde de. Maçın ikinci yarısında Eyüpspor ikinci yarının hemen başında daha güzel bir golle tekrar öne geçmiş oldu. Golü kaydeden futbolcu ise Oğulcan Çağlayan'dı. Duran topta kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Pozisyon biraz tartışmaya açık bir pozisyon. Yani offside mı değil mi çok emin olamadım. Yani eğer offside'da da çok milimlerle offside'da Oğulcan Çağlayan. Tabii ki VAR sisteminin olmamasından dolayı da bu da Ankara Gücü'nün bugünkü bir yani şanssızlığı oldu. Eğer VAR olsaydı TFF birincilikte belki gol iptal olma ihtimali olabilirdi ama yani eğer offside'sa da çok milimlerle offside'deydi Oğulcan Çağlayan. Oğulcan Çağlayan'ın attığı kafa vuruşuyla maç tekrar Eyüpspor'a geçti. Bu dakikadan sonra daha çok oyunu force eden taraf Ankara Gücü olmaya başladı. Rakip yarı alanda oynamaya başladı oyunu Ankara Gücü. Pozisyonlarda buldu. Özellikle yani 3 tane çok ciddi pozisyon buldu. Atıf Şeycun'un bir vuruşu direkten döndü. Owusu Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda hani top içeriye mi gidiyordu yoksa dışarı mı çıkıyordu? Ama kare çizgisine yakın bir noktadan topa müdahale etti. Top Çağlar Şahin'de kaldı. Yine son dakikalarda Atıf Şeycun ve vurduğu şutlar vardı. Owusu'nun kaçırdığı bir pozisyonu vardı. Yani Ankara Gücü 2-3-2 geride geçtikten sonra beraberliği yakalamak adına çok ciddi pozisyonlarda bulmuş olmasına rağmen topu içeriye sokma konusunda başarılı olamadı. Ve açıkçası bugün çok da skor olarak hak etmemese de ama yani çok da ligdeki konumunu etkileyemeyecek durumda olduğunu düşünüyorum ben Ankara Gücü'nün bu mağlubiyetinin. Ben Ankara Gücü'nün ilk ikiden yani direkt çıkacağını zaten haftalardır söylüyorum. Eyüpspor'un için tabii ki önemli bir galibiyetti bu. İlk ikiyi zorlamak adına. Çünkü gelecek hafta Ankara Gücü Ümraniyespor maçında olması playoff hattında yer alan tüm takımların işlerini kabartıyor. Çünkü Ankara Gücü'nün 59 puanı var. Ümraniyespor 55 puanda. 3. sıradaki Bandırma Spor'un 52 puanı var. Gelecek hafta eğer ki Ankara Gücü Ümraniyespor'u mağlup ederse Bandırma Spor'da olası bir galibiyette puanları eşitleyecek Ümraniyespor'la. Tabii ki bir maçı eksik olan İstanbulspor var. Diğer takımların bay durumlarının neticesinde İstanbulspor daha diğer rakiplerine nazaran bir maç daha oynayacak. İstanbulspor'da şu anda 48 puanda. Eğer o da o diğer rakiplerine göre bir maç daha kazandığı zaman onun da puanı şu anda 48 olmasına rağmen o da 51'e yükseliyor. Eyüpspor 49 puanda. Yani ilk 2'den çıkma anlamında ciddi bir yarış geriye kalan maçlarda bizleri bekliyor olacak. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Eyüpspor kazandı bugünkü 3 puandan dolayı kutluyorum. Ankara Gücü'nü ve Eyüpspor'u da bugün oynadıkları oyunun neticesinde bizleri güzel bir futbol seyrettikleri için de tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.